Sibelcan'ı ben çok beğendim söyledim. Sibelcan'ı çok beğendin. Gülşen? Gülşen. Yani Gülşen inşallah o şeyle, o haliyle gitmez Lia'yı görmeye. Lia. Ya makyajı çok kötü. Çok kötü. Makyaj gerçekten o sarı far benim de hiç hoşuma gitmedi. Bence Gülşen orijinalinde bu değil. Çünkü ışık, çekim açısı. Ya hangimiz her fotoğrafta güzel çıkıyoruz Gülşen ki? Gülşen böyle mi ya? Ben evet, çok severim böyle çökük de. Çok almamış mı ya? Şu Hollywood diye bir şey var ya, Hollywood yüzü böyle V şekli. Onu almak için yanakları aldıran ünlüler var. Bununla ilgili işte Özge Ulusoy ile ilgili bir iddia var. Yine keza Gülşen var. Şunu kaldırıyorlar mı canım? Şurayı mı aldırıyorlar? Şurayı aldırıyorlar herhalde. Daha inceltiyorlar herhalde. Neyle aldırıyorlar onu? Ameliyat böyle bayağı eti alıyor ha? Hmm. Dolguyla belki diğer tarafları güçlendiriyorlar. Bilmiyorum ki, anlamadım. Çok kötü. Sormak çok kötü lazım görünüyor. Onu. Kötü görünüyor ama dediğim gibi çekim açısı, ışık, makyaj çok önemli faktör bunların. Yani biz de 1000 tane fotoğraf çekiyoruz, birini koyabiliyoruz ama orada lak ya yakından Bravo. Çekiyorlar. Bak orası öyle tabii. Evet Şimdi yani. Haksızlık yapmıyorum ama Gülşen şık, kötü değil. Fakat makyajı beğenmedim. Saçının sarısını, tonunu beğenmedim. Yani bir kere Gülşen esmer olmak çok yakışıyor. Ben Gülşen'in niye hala ısrarla sarıya dönüş yaptığını anlamıyorum yani. Ya o pijamalı kız hali tabii ki çok şekerdi, çok sempatik. Aklımıza hep o kaldı. Ve onu Ay, çok seviyoruz belki, ya. yakışıyor Onun da çok ama yüz değişti. değişiyor tabii. Yani Bilmiyorum, ben beğendim. Bak sahne de daha farklı tabii. O fotoğraf kötü bir fotoğraf. Evet, o fotoğrafta beğenmedim ama ben Gülşen'i totalde, toplamda çok beğeniyorum. Evet. Bir de o fotoğrafı koyuyorlar, tamam, magazin siteleri. Altına da şey yapıyorlar. Sizce estetik var mı? Tabii şimdi Ve direkt hani linç kültürü. Hadi sallayın kadına. Bu arada Gülşen estetik olduğunu saklamıyor. Hayır yani ben yapılan hareket hoşuma gitmiyor. Ha. Kadına eğer şiddet varsa magazinde de var. Bu fotoğrafı koyup da altına hadi bakalım nasıl olmuş? Söyleyin bakalım estetik var mı? Direkt Hayır, hedef. herkes o yazanlar kendilerini böyle bir yakın koysunlar bakayım. Bu iğrenç makyajı yapsınlar bir de öyle koysunlar. Ay yalan mı ya? Makyaj kötü gerçekten. Linç ediyorlar Doğru insanları, söylüyorsun. yemin ediyorum. Dudakta Altına da bir ciddi... hakaretler. Evet. Dudakta ciddi bir enjekte var diyorlar ama şöyle bir şey var. Dün ben kırmızı rujlu bir fotoğraf koydum. Senin odana çektim o fotoğrafı. Ve yılbaşından önce çektim. Herkes bana yeni yılda 2 gün story koymadım diye ameliyat yaptırdığını düşünmüşler. Abi ben onu Ece'nin odasında çektim. Daha yeni yayına çıkıyordum. Kırmızı rujun şöyle bir durumu var. Kırmızı rujun bir de çerçevesi de olduğu için hani hep çerçeve. Evet. Dışa doğru çerçevesi olduğu için daha şey gösteriyor dudağı. Daha dolgun, dolgulu. Etli Hani, gösteriyor. Burada ben Gülşen'in dudağında herhangi yeni bir işlem görmedim. Ama şu elmacık kemiklerinde bariz bir oynama var. Evet, bir de makyajı yani tabii ki emeğe saygı ama kim yaptıysa Allah aşkına Gülşen onunla çalışma. Çok Yani kötü. o yani veya bunu yapmasın, farklı bir makyaj yapsın. Bak, Çok kötü bir makyaj. Bir dergi kapağı makyajı olabilir. Anladın mı? Dergi Renkli kapağında renkli bile bu hani. güzel çıkmaz. O çok kötü. Bak ne Ama çok eyeliner. çirkin. Yani bunu kendin bile daha iyi yaparsın. O kadar söyleyeyim bu Sarı far makyajı nedir bak. ya? Değişik. Yani siz değişik olacağım diye Kırmızı biraz elbiseye bu değil yani. olmamış yani. Ama Gülşen totalde zaten Çok beğendiğimiz bir beğendiğimiz isim. biridir.